Sevgili izleyenler, Fransa'da yaşayan Türk balet Utku Bal ile çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İzliyoruz. Bu hafta Bonjour'da çok özel bir konuğumuz var. Dünyaca tanınan Türk balet Utku Bal. Utku Bal, Bonjour Genel Yayın Yönetmeni Murat Çakar'a sanat yaşamıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Fransa'nın köklü akademilerinden Académie Internationale de la Danse'da dans ve oyunculuk eğitimi alan Utku Bal, 4 yıl önce geldiği Paris'te uluslararası bir isim olmayı başardı. Utku Bal'ın bale hayatına başlangıcı ise oldukça ilginç. 11 yaşındayken çocuk korosu seçmeleri zannedip dans seçmelerine katılan Utku, bakın o günleri nasıl anlatıyor. Baleye nasıl başladın? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bu birazcık hata, birazcık kaderin bir oyunu diyeyim, öyle anlatayım size. 11 yaşında annem gazetede bir ilan görüyor. D'Etopere Balesi'nin genç korosuna ve genç balesine yetenekler aranıyor diye. Ben de çocukluğumda piyano çaldığım için ve hani kulağım da iyi olduğu için babamdan dolayı, babam çok güzel şarkı söyler. Bunu denememi istedi annem. Ta ki şöyle bir şey oldu, şöyle bir kaza geldi başımıza. Annem telefonla randevu alırken sınav için sekreter bayan yanlışlıkla bana çocuk korosu yerine çocuk balesi sınavının tarihini verdi. Sınav günü oraya gittiğimde 60 yaşında çok ünlü bir koreograf Mehmet Balkan bana dedi ki işte hadi vücuduna bakalım dedi. Tamam dedim, ben hala düşünüyorum ki yani şarkı söylerken arada da dans edeceğiz, onun için vücuduma bakması gerekiyor. Ben yere yatırdım, işte beni öne doğru eğdi, ayak bileklerime bakıyor, omurgalarımı sayıyor, sırt üstü yatırıyor falan. Ben bir anda hani neye uğradığımı şaşırdım. Hani şarkı söylerken bunlar gerekli mi acaba diye düşünürken. Ne oluyoruz dedi. Ne oluyor dedim yani, bir anda şoka uğradım. Ondan sonra şey dedi bana, bale için dedi vücuduna bakmam lazım dedi, kas gelişimini takip etmem lazım dedi, uygun mu, esnek misin, ayak bileklerin uygun mu, sırtın uygun mu, her şeyi incelemem lazım dedi. Ben de peki tamam dedim ama hani ben buraya şarkı söylemeye gelmiştim, hani bale birazcık hani ilk defa, çünkü ben öncesinde hep folklor oynamışım, hani Efe yapmışız, evet. Anladın mı, hani başka bir kafa, başka bir şey. Ondan sonra bunu değerlendirdim, bu sınava katıldım. 3 gün sonra eve bir telefon geldi, vücudum bale için çok uygunmuş. Annem de hani bunu denememi istedi, bunu yapmamı istedi. Ben de peki tamam dedim o zaman, hadi bakalım deneyelim. Şans eseri ilk bale dersine gittiğim gün orada okuldan aşık olduğum bir kız arkadaşım da o sınavı kazanmış ve o da bizimle okuyacak. Aynı okula geldik. Aynı okula geldik, aynen. Onu da orada görünce ben bale yaparım dedim yani. Tamam bale, dedim. Bale bedene girdi. Ondan sonra devam ettim baleye. Utku Bal bir yandan bale eğitimini sürdürürken bir yandan da eğitim hayatını devam ettirdi. Balenin yanında dans çalışmalarına da başlayan Utku Bal, Türkiye'de birçok ünlü sanatçıya dansıyla eşlik etti. Kendime dans edecek değişik platformlar yaratmaya çalıştım. İşte bu sanatçılar yaptı. Mesela Türk sanatçılarla çok fazla çalıştım. Onların koreograflığını, sahne şovlarını ve A'dan Z'ye hani her şeylerini hallediyordum sahneyle ilgili. Sahne tasarımım da dahil olmak üzere. Birçok sanatçıyla çalıştım. Bunların arasında Ajda Pekkan, Hande Yener, Kenan Doğulu, Sıla da yer alıyor ve birçok yani Türkiye'deki en büyük isimlerle çalıştım. Kendini artık ispatlamış. Aynen, ispatlamış. En büyük isimlerle çalışaraktan yaptığım işi icra etmeye çalıştım. Sanatımı icra etmeye çalıştım. Peki Utku'nun Paris macerası nasıl başladı? Paris'e 15 günlük bir staj için gelen Utku, burada bir müzikalin seçmelerine katıldı. 2000 kişi arasında ilk 20'ye kalan Utku Bal, Paris'te kalma kararı aldı. Paris maceram, bir yaz tatilinde 15 günlük bir staj aramıştım kendimi açıkçası. İnternetten bulduğum Académie Internationale de la Danse'ın 15 günlük yaz stajlarına katılmak için geldim buraya. Sadece 15 gün. 15 gündü yani, hani sonrasında Türkiye'ye dönecektim. Aynen, çünkü 3 gün sonra da konserlerim vardı, çalıştım sanatçılarla. Bu 15 günlük stajın en son günü, 15. gün okulda bir audition yapıldı. Le Zaman de la Bastille, 1789. Son gün. Aynen, son gün.
1789 Fransız ihtilalini anlatan bir müzikalin audition'ı yapıldı. 2000 kişi katıldı bu audition'a. Audition diyorum İngilizcesi ama audition Fransızcası aslında. Audition'a 2000 kişi katıldı. 2000 kişiden en son 50 kişiye kaldım. Orada bir annemi arama durumunda bulundum. Çünkü 3 gün sonra Türkiye'de hani hala devam eden... Rakam çok büyük ya. 2000 kişiden 50 kişiye kaldım. Aynen 2000 kişiden 50 kişiye kalınca bunu ailemle paylaştım. Ailem çok sevindi tabii ki de. Ama benim 3 gün sonra konserlerim vardı çalıştığım insanlarla. Kim neydi? Ajda Pekkan. Ajda Pekkan, Hande Yener, Kenan Doğulu, Sıla gibi hani büyük isimlerle çalışıyordum Türkiye'de yaşadığım süre zarfında. Dolayısıyla kontratlarım var, sözleşmelerim var. Nasıl yapacaksın abi? Nasıl yapacağım bu işi? Annem dedi ki hani madem hani sen zaten bu işe hani bu sanatçılarla çalışma işine hani bir birikim yapacaktın ve bu birikimini yurt dışında eğitim alacaktın. Cebinden para harcamadan böyle bir şeyle buluşma ihtimali yani bir şey ihtimal var. Böyle bir hak kazandın. Tabii ki de Paris'te kalıyorsun. O 50 kişiden bir de bu arada ikinci bir audition oldu. Son 20 kişiye kaldım. Son 20. Aynen. Okulun direktörü olan kadın bana dedi ki işte hani akşamları müzikalde dans edeceksiniz ama gündüzleri de biz size eğitim bursu veriyoruz. 2 sene boyunca hem oyunculuk hem şan eğitimi alacaksın burada hem de dans eğitimine devam edeceksin dedi. Daha ne isteyebilirim ki yani? Evet, yani. İstediğim her şey bana geldi zaten yavaş yavaş. Hedefleri yakalıyorsun yavaş yavaş. Aynen. Ondan sonra Paris maceram başlamış oldu otomatik olarak. Geliş o geliş 4 sene oldu hala buradayım. Utku Bal 4 yıldır Paris'te yaşıyor. Bale, dans ve mankenlik yaparak kariyerini devam ettiren Bal, Marrakeş'te 20.si düzenlenecek olan kaftan defilesinde de dans edecek. Neler yapıyorsun 4 yıldır Paris'te? Bu 4 yıl zarfında çok fazla yeni experience yani maceralar girdi hayatıma, yeni deneyimler girdi. Çünkü burada olduğunuz zaman modellik yapmaya başladım burada olduğum süre zarfında. Çünkü yaptığımız gösterilerde işte menajerler izliyor bizi dans gösterilerinde. Onlardan teklifler almaya başladım. Tarzım değişik olduğu için diğer insanlara göre dikkat çekti birazcık. Dikkat çekince işte birçok defilede hem modellik hem de dansçılık yaptım. Geçen sene Miu Miu'da çalıştım. Frank Provost'un defilelerinde çalıştım. Saç ve kuaför defilelerinde modellik yaptım ve dans ettim. Bunun dışında Marrakeş'te bu sene 20.si düzenlenen, benim de 3. senedir içinde bulunduğum kaftan defilesinde dans edeceğim. Bütün yani bu kaftan defilesinden biraz bahsedeyim lütfen. Size. Aynen açılayım. Dünyanın çok ünlü modacıları tarafından tasarlanan 30 tane kaftan, gerçek kumaşlardan ve gerçek taşlardan tanesi hemen hemen 50 bin euro gibi bir yani gerçekten çok fazla ciddi bir rakam. Onun için söylemek ihtiyacı hissettim. Ciddi bir defile bu sene 20.si düzenlendi Marrakeş'te. Hatta yarın uçağım var gidiyorum. Ve senin yarın yolculuğun var. Yarın yolculuğum var evet. Bir hafta Marrakeş'teyim. Böyle bir defilede çalışıyorum 3 senedir. Utku Bal, dünya ünlü müzisyen Tarık Benoka'nın yeni opera eseri Le Jeu et la Ptuque adlı eserinin başrolü Naur karakterini oynadı. Bal, 3 gün süren seçmelerde 350 dansçı arasından seçildi. Eylül ayının başında, 2015 Eylül ayında Mısır Operası'nda davet edildim ve orada dans ettim Eylül ve Ekim ayı için. Tarık Benoarka dediğim adam dünyaca ünlü bir müzisyen, kompozitör. Aynı zamanda o da benim gibi popüler kültür işleriyle de kendini yer edilmiş bir adam. Beyoncé ile çalışıyor mesela Tarık Benoarka dediğim adam ve birçok müzikal yapıyor aynı zamanda. Onun Le Jour et la Ptuqueur adlı bir tane müzikalinde dans ettim Mısır'da. Pardon, operasında dans ettim. Orada başrolü üstlendim. Nur ve Amal'ın aşk hikayesini anlatan yani Adem ve Havva gibi ama Tarık'ın kendi yazdığı hikayesini ve müziklerini yaptığı bir operanın içinde yer aldım. Aslında bu operada yer almamın sebebi de birazcık saçlarımdan dolayı. Öyle mi? Dolayı, evet. Çünkü bugüne kadar hani Türkiye'de de çok başıma geliyordu aslında bakarsanız. Hani saçlarım uzun olduğu için biraz farklıyım diğer dansçılardan. Bu bana hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor aynı zamanda. Avantajını. Avantaj olan kısmı tarz olarak enteresan olduğum için hani direkt eserlerin başrol oyuncusu olma anlamında bana çok büyük avantajlar oluyor. Bu Le Jeu et la Ptuqueur'de de başroldüm ve çok güzel geçti gösteriler. 2 ay boyunca güzel turneler yaptık. Aynı zamanda Orta Doğu'yu da dolaştık. Çok güzel temsiller yaptık. Utku Bal kıyafeti ve aksesuarlarıyla da dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanından aldığı yüzüklerin her birinin ayrı bir anısı var. Sanırım yüzüklerin hepsinin ayrı bir hikayesi var.
Aynen, hepsini dünyanın dört bir yerinden aldım kelimenin tam anlamıyla. İnsanlar hep hani kendilerine, evlerine işte magnetler alırlar. Mıknatıslı böyle stickerlar duvarlarına, dolaplarına yapıştırmak için. Bir ülkelerin simgelerini alırlar. Simgelerini alırlar falan. Ben de her gittiğim ülkenin kendi özelliğini taşıyan yüzüklerini almayı tercih ediyorum. Bunları zaten hani vücudumda taşımayı da seviyorum. Hani bana hep yaşadığım güzel hatıraları hatırlatıyor. Bunu mesela Mısır'dan aldım. Bunu Viyana'dan aldım. Bunu Paris'ten aldım. Bunu Cezayir'den aldım. Bunu New York'tan almıştım. Bu annemin hediyesi. Bunu Hindistan'dan aldım. Ve gibi yani bir sürü böyle bir şeyler yani her yerinde. Bileklikler şey, var. Bileklikler var. Onlar Türkiye'den. Bilekliklerim Türkiye'den. Bu keyifli sohbetimiz Utku Bal'ın sanat hayatına büyük destek sağlayan ailesine teşekkürleriyle son buluyor. Utku, ben sana çok teşekkür ediyorum bu keyifli söyleşi için. Buradan senin son olarak ilave etmek istediklerin var mı? Öncelikle ben teşekkür ederim programımızda bana yer ayırdığınız için. İlave etmek istediğim şey, 4 aydır ailemi görmüyorum. Çok özledim tabii. Ayrı bir başka bir ülkede yaşamanın verdiği bir takım zorluklar var. Benim gibi ailesine bağlı bir insan olan insanlar için açıkçası. Ve sanat hayatımda da beni hep destekleyen ailem, annem ve babam gerçekten hani benim için çok değerliler. Onları çok özlüyorum. Sadece işimin en büyük zorluğu bu. Bahsettiğim gibi hani Amerika'ya gitmekten de sadece bundan dolayı çekiniyorum. Hani çünkü Amerika, Türkiye birazcık uzak takdir edersin ki ama Paris sadece 3 saat sürüyor. Onun için hani sanat hayatımda bana her zaman sonsuz desteğini benden esirgemeyen aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Anneme ve babama çok teşekkür etmek istiyorum ve abime. Hep beni desteklediler. Her türlü kararımda hep arkamda oldular, yanımda oldular. Onları çok seviyorum. Sizi öpüyorum.